A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Dilem Köknar'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Emre Kocaoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Altuğ Bey. Dilem Hanım merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Emre Bey 21. dönem İstanbul Milletvekili. Kendi parlamentodayken İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Robert Kolej çıkışlı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Sonra İstanbul'da sosyoloji eğitimine başladı ve Amerika'da tamamladı sosyoloji eğitimini. Türk Demokrasi Vakfı eski başkanı. İsterseniz özellikle bu vakıf başkanlığınız ve mecliste yaptığınız komisyon başkanlığı hasebiyle sizin yaptığınız dönemdeki sosyolojik ortamla ve Türkiye'nin demokrasisiyle şu anda sizce gözlemlerinize göre bir gelişme var mı demokraside ve insan haklarında? Şimdi efendim hiç kuşkusuz var. Yani çok gelişme, iyileşme var. Şimdi böyle deyince derhal insanlar itiraz etmek refleksini gösterirler. Ya işte geçen gün şu oldu da işte sokak öğrenciler toplandı da kadınlar gazlandı, şu oldu da bu oldu. Ya, doğrudur bunlar da var. Çünkü insan hakları ve demokrasi öyle bir şey ki hiçbir zaman varılamayan hedefler bunlar. Vardığınız zannettiğiniz zaman yeni yol çıkıyor önünüze. Şu anda o zaman bir değişim oldu eskiye Evet, göre. yani temelde bu var. Bu da rahmetli Özal'la başladı. Rahmetli Özal'la başlayan büyük devrim hem ekonomik devrimdir hem demokratik devrimdir ve bugün de devam etmektedir. Devletçi ekonomi dağılmaktadır. Vatandaşlar zengin olmaktadır. Bizde hep devlet zengin mi diye bir soru vardı. Hayır efendim, devlet diye bir şey olmaz yani. Hani devlet diye bir insan yok. O zaman insan hakları biraz daha farklı mı gelişti? Yani Özal döneminde Evet. sonra demokrasi gelişmeye başladı ama insan hakları daha geç mi İnsan geldi? hakları şimdi altyapı olarak devletçi ekonomi değişti. Onun üst yapısı olan devletçi devlet daha geç değişiyor. Çünkü o üst yapıda. O daha direniyor. Mesela İnsan Hakları Komisyonu rahmetli Özal zamanında kuruldu. Doğru. O da çok pahalı. Yani devletçi ekonomiden vazgeçtiğiniz anda insanı görüyorsunuz. İnsanla uğraşıyorsunuz. Yani insanla uğraşıyorsunuz derken insan odaklı oluyorsunuz. Devlet odaklı değil. Ve bu bir iki adım sonra devletçi ekonomiden bir iki adım sonra insan hakları geliyor ve giderek bunlar da düzelmeye başladı. İnsanlar hak talep etmeye başladılar. Eskiden Avrupa yani biz Türkiye'nin geçmişinde Osmanlı'dayken bizim insan haklarımız Avrupa'ya göre daha ileriydi. Yani Evet. Avrupa belki birliğini kuramamıştı, devletçi ulusala gelmemişti, insan hakları içe sayılıyordu. Osmanlı orada yani 3 kıtada 64 ülkeyi yöneten bir imparatorluk olarak Ah, çok heyecanlandırdınız beni. daha ileriydi. Şimdi Türkiye bu ilerleyen demokrasi ve insan haklarıyla Orta Doğu'ya da bir anlamda örnek olmak durumunda değil mi? Tabii. Şimdi müsaade ederseniz biraz Osmanlı'dan bahsedeceğim. Çünkü çok heyecanlandırdınız o güzel örneği vermekle. Bakın, 1463 senesi Fatih İstanbul'u alalı 10 sene olmuş. Ondan sonra Mora'yı da alıyor. Fatih'e gelen yazılarda şöyle bir şey var. Mora beylerinden, Balkan beylerinden. Ey Osmanlıların sultanı, gel bizi bu Hristiyanların zulmünden kurtar diye yazılar var. Doğru. Yazan da Evet. Hristiyan. Fakat orada mezhep farkından ötürü, Hristiyanlığın mezhep farkından ötürü işkence görüyor adamlar, yani baskı görüyorlar. Müslüman padişaha yazıyorlar, gel bizi bu dini baskıdan kurtar diye. Bulgarlar da yazıyor daha sonra. Bulgarlar da ve bu şekilde oraları Balkanların alınması çok kişinin zannettiği gibi kılıçla, gürzle, silahla değildir. İstimalet politikasıyla. İstimalet. Evet. Şimdi yeni tarihçilerimiz, yeni çok büyük tarihçilerimiz var. Sağ olsunlar bunların Osmanlı kuruluşuna ilişkin yazdıkları yeni kitaplar. Resmi tarihten bahsetmiyorum. Resmi kitaplarda değil. Yeni bağımsız hür tarihçilerin yazdığı çok büyük tarihçilerimiz var. İstimalet diye bir şeyden bahsediyorlar. İstimalet, gönül kazanmak demek. Lügat anlamı başka yani. Bir kaleyi aman yoluyla almak falan, o başka. Gönül kazanmak yoluyla Balkanlar fethi olunuyor. Tabii. Bunun örneğini mesela Balkanlarda bazı türbeler vardır. Sarı Saltık Türbesi mesela. Sarı Saltık, Osmanlı'yı Balkanlara yayan beylerden bir tanesi.
hep böyle çekmiş kılıcını kesmiş bitmiş. Hayır efendim, adamın türbesinde tahta bir kılıç asılıdır Bosna'da. Sorduğunuz zaman da anlatırlar hikayesini. Sarı Saltık Bey oraya demir kılıçla, çelik kılıçla değil, tahta kılıçla gitmiş. Şu mesajı vermiş. Bakın ey ahali, ben geldim buraya. Benim kılıcım, topum, tüfeğim yok. Aha, bir tahta kılıcım var. İstiyorsan siz beni kesebilirsiniz. Ama ben size kendi dinimi anlatmaya, kendi düzenimi anlatmaya geldim demiş. Hepsi Osmanlı'ya bağlanmışlar. Şimdi böyle bir zihniyeti düşünün. Bir de Fatih'ten bir örnek vereceğim. Dağıttım, kusura bakmayın. Hemen iki örnek vereceğim. Bu istimaletin bir yansıması olarak. 1463 senesinde Fatih Sultan Mehmet Balkanları büyük ölçüde almış. Bosna'yı Mosna'yı almış. Orada Bosna'nın kuzeyinde Foynitsa diye bir kasabadan şey geliyor. Şikayet geliyor. Burada işte Katolik rahipler Fransız kendi rahipleri öldürüyor. Onlar onu öldürüyor. Onlar onu öldürüyor falan diye. Fransa'da Hristiyan arasındaki sekt savaşları, oradaki şey mezhep savaşları veya grup savaşları. Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Orada düzeni sağlıyor ve ondan sonra Foynitsa Ahitnamesi denen bir ferman yayınlıyor. Ben ondan size bir tane vermek isterim. Mecliste bastırmıştık İnsan Hakları Komisyonu olarak. Memnun olurum. O ahitnamede 1463'ten bahsediyoruz. Diyor ki benim memleketimde Hristiyan kullarıma tam serbestliği veriyorum. Bütün Müslüman kullarım gibi, tabam gibi aynı hürriyete sahip yaşayacaklardır. Ve onlara baskı yapana lanet olsun. Benim bütün ahfadıma da bu. Ahfadım da eğer onlara baskı yaparsa lanet olsun diyor. 1463 Altuğ Bey. Tabii. Yani Avrupa'da insanlar birbirinin kanını içiyor o tarihte. Evet. Biz 1463'te ve bu dünyanın ilk spesifik insan hakları beyannamesidir. Peygamberimizin veda haccında filan da vardır insan hakları referansları ama o genel bir şeydir, ilkeler beyannamesi. Bu ilk insan, sadece insan haklarına tahsis olmuş, ilk insan hakları beyannamesi. Ama bizim okullarımızda bu öğretilmez. İlk insan hakları beyannamesi olarak Fransa'da şu oldu, İngiltere'de şu oldu, Birleşmiş Milletler'de şu oldu denir. Hayır efendim. Şimdi biz demek ki insan hakları konusunda ceddimiz diye övündüğümüz Fatih Sultan Mehmet'e kadar geri gidebilsek 21. asra ilerlemiş olacağız. Doğru. Yani bunun başka örnekleri de var. Mesela bir Yunus Emre. 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa hak yolunda asidir demiş. Millet o zaman ümmet, din demek. Yani halk, grup, yani millet kavramı yok. Herkes demek. Herkese aynı gözle bakmayan, halka müderris, yani halkın din öğretmeni olsa Allah yolunda asi sayılır. Aman yarabbim ya, bakın 13. yüzyıl. Şimdi biz böyle bir kültürün torunlarıyız. Ya Allah rızası için birisi gelsin de, çok gerici birisi gelsin de bizi 13. yüzyıla kadar geri götürsün yahu. Veya Fatih zamanına kadar geri götürsün ki ilerlemiş olalım. İnşallah. Çok mu uzattım? Yok estağfurullah. Bir de şimdi bahsettiğiniz hep sevgi, saygıya ve şefkate dayalı bir dostluk, azınlıklar arasında dostluk, Osmanlı'nın koruyuculuğu dostluğu var azınlıklara karşı. Şimdi bu günümüzde sizce bu birleştiricilik vasfını tam olarak sağlayabiliyor muyuz? Yani bunu yapabiliyor muyuz, yapabilecek miyiz bu konuda? Daha detay olarak ne düşünüyorsunuz? Efendim istersek yaparız, çünkü şu anda dünya çapında düşünürsek dünyanın ihtiyacı olan sevgi ve birleştiricilik. Bakın mesela Osmanlı'da, hukukta ve toplumda gayrimüslimlerden, elbette Osmanlı bir Müslüman toplumuydu. Yani hiç kuşkusuz bir İslam devletiydi ve İslam'ı korudu, yaydı ve bunda hiç kuşku yok. Ama gayrimüslimlere zımmi denirdi. Zimmetlenmiş, yani emanet bana, Allah'ın bana emaneti demek zımmi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bir halifenin toplumunda halife-i müslümin yönetiyor ve o gayrimüslimlere Allah'ın bana emaneti gözüyle bakıyor. İşte birlik böyle sağlanır. Ve Osmanlı 600 sene böyle yönetti. Böyle bir birlikte. O kadar çok kültürlülüğü başka türlü yönetmek kabil değildi. Bunun tek farkında olmayan biziz. Bakın şu dediğim, şu 600 senelik bu birliği, bu çok kültürlülüğü biz Osmanlı'dan öğreniyoruz lafını ben Avrupa Birliği koridorlarında işittim. Orada parlamenterken. Siz Birleşmiş Milletler'de de görev yaptınız. ILO'da yönetim üyeliği yaptım da. Onlar çok kültürlülük iki ülkede yani bir Avrupa Birliği'nde gördüm, bir de Avustralya'da gördüm. Her iki yerde de bana Osmanlı örnek gösterdi.
Siz farkında değilsiniz, biz sizi örnek alıyoruz dediler. Bu konuda hemen bir parantez açıp şunu söyleyebilirim ki birçok doktora tezine rastladım ben. Osmanlı'ya gelen keşişlerin, yani Machiavelli zamanında Osmanlı'da birlikte yaşama modelini nasıl icra ettiklerini izleyen, gözleyen ve daha Avrupa ülke, ulus haline gelmemişken, İtalyan Birliği, Alman Birliği onlar oluşmamışken Osmanlı'yı gözleyip o modeli örnek alan Avrupa olduğunu birçok doktora tezinde gördüm. Bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani Osmanlı yedi düvele örnek olmuş. Şimdi bizim yani bir kere şu kompleksten kurtulmamız lazım. Yani biz cumhuriyetimizi çok seviyoruz. Cumhuriyetimizle varız. Yani bunda hiç kuşku yok. Şüphesiz. Ama biz aynı zamanda Osmanlı'nın torunuyuz veya oğluyuz. Yani sizler Osmanlı'nın torunusunuz. Dedeniz Osmanlıydı. Benim babam, öz babam Osmanlı vatandaşı doğdu. Bir gece öyle yattı. Ertesi sabah uyandığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Yani ben aynı zatın oğluyum ve çok gurur duyuyorum babamla. Şimdi ben bir Osmanlı oğlu olarak Osmanlı'yı reddedersem babamı reddetmiş oluyorum. Onun için Osmanlı'ya bakmamız lazım. Osmanlı'nın kötü tarafları yok muydu? Dünya kadardı canım. Kötü tarafları olmasa zaten batmazdı. Yani Osmanlı uyamadığı için çağ battı. Onun yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Çok şükür ki kuruldu. Evet. Ama biz 80 senelik bir devlet değiliz. Daha önceki 600 yılda bütün bu birliği ve sevgiyi yaratmışız. Kurmuşuz. Daha doğrusu biz yaratmamışız. Var olan sevgiyi göstermişiz. Sevgi zaten insanlarda var. Evet, Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış. Yani sevgi yüzle yaratmış tabii bizi. Biz ya yani Cenab-ı Hakk'ın bize emrini yerine getirelim. İnsanları severim. Bu şekilde biz inanın Kafkasya barışını da sağlarız. Balkan barışını da sağlarız. Orta Doğu barışını da sağlarız. Şimdi en zor olan. Şimdi mesela küçük bir örnek vereyim. Tarihi. Sevgili diplomatlarımız yani devlet sırrını açığa vurmuyorum bunu. Herkes biliyor. Sırbistan bizim güya düşmanımızdı değil mi? Milošević zamanında şu oldu da bu oldu da falan da filan da. Şimdi bakıyoruz Sırbistan'la Bosna Hersek arasındaki dostluk ilişkilerini biz Ankara'da sağlıyoruz. Bizim dışişleri daha geçenlerde bizim dışişlerinde evet, bir araya geldiler. Yani o neydi? İki düşman olan Sırbistan'la Bosna Hersek Türkiye'nin davetiyle birleşiyorlar. Sırbistan bizim bir numaralı dostumuz oldu. Allah Allah ne oldu böyle düşman nasıl? Tarihimizden canım Sırbistan Ortodoks Kilisesi'ni kuran zat bizim en büyük vezirimiz Sokullu'nun kardeşi. Tabii. Bunu hatırlattı bizim hariciyemiz. Yani Allah razı olsun çok değerli bir Dışişleri Bakanımız var. Evet. Yani tarih bu şekilde yapıcı olarak hatırlatılınca adamlar kendi kiliselerinin kurucularının bizim bir en büyük vezirimizin kardeşi olduğunu duyunca Allah Allah biz kardeş miyiz demek ki. Evet. Doğru. Şimdi tarihi savaş kavga içinde kullanabilirsiniz. Barış içinde. Hı hı. Bu konuda çok güzel bir söz var. Bir Birleşmiş Milletler Büyüğü'nün sözü. Tarih bahçıvan aleti gibidir diyor. İyi bir bahçıvan o aletle çiçekler, güller, kelebekler den bir bahçe çıkarır. Kötü bir bahçıvan ise yılanlar, çiyanlar çıkartır hı hı diyor. Tarih böyle bir alet. Tarihi sevgi üzerine yorumlarsak her şey var tarihte. Evet. Ve bizim de böyle Orta Doğu'da yani Osmanlı zamanında Orta Doğu huzur içinde. Peki. Şimdi Osmanlı ile ilgili ama biraz daha değişik bir konuya girelim izninizle. Şimdi bildiğimiz üzere Osmanlı'da birçok medeniyet yaşadı barış içinde ve çok fazla kültürü de barındırdı içerisinde. Sanat olsun veya diğer konularda olsun, bilim olsun. Bunun yanı sıra stratejik ve politik açıdan dünyanın yoğun ilgisinin olduğu bir yer bu bölge, Anadolu, Türkiye. Sizce bunun öneminin, avantajının biz farkında mıyız ve bundan gereği gibi istifade edebiliyor muyuz sizce? Dilem Hanım, bir yarama bastınız bu soruyla. Biz kültürel gücümüzün de farkında değiliz. Yani deminki sözümü tekrar edeceğim. Cumhuriyetimizle mağruruz. Çok yani dünyanın en güzel şeyi bizim cumhuriyetimiz. Onu canımız gibi korumalıyız. Atatürk'ümüz de öyle. Cumhuriyet. Bunlarda hiç tartışma yok. Fakat biz cumhuriyetten ibaret değiliz. Yani
Cumhuriyet'ten önce çok, ya ne bileyim, dünyanın ilk önemli barışı bu topraklarda yapılmış ya. Milattan önce 3000 küsurda Hititlerle Mısırlar arasında Kadeş Anlaşması yapılmış. Yani dünyanın ilk serbest bölgesi o tarihte burada kurulmuş. Karum bölgesinde, Kayseri'de. Hititlerle Mısırlılar savaşıyorlar ama o bölgeyi serbest bölge ilan etmişler. Biz burada ticaret yapalım abi, vurmayalım birbirimizi diye. Orası duruyor şimdi. Yani dünyanın ilk ticaret, dünyada ticaretin, ekonominin önemini bu kadar anlayan insanların yaşadığı bir toplum. Bunları bilmiyoruz ki. Yani olağanüstü, dünyanın ilk tarihçisi buradan çıkmış, Herodotus. Dünyanın ilk coğrafyacısı buradan çıkmış, Strabon, Sinop'tan çıkmış. Matematikçiler, şucular, bucular, evet. Yarabbim bu topraklar, yani yiğitlerin harman olduğu yer işte, hepsi bu. Herkes gelmiş burada harman olmuş. Ta doğusundan batısına kadar. Tabii bu farklı insanların da katkıları var. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. 1071'de o Türk kabileleri Alparslan'a, gerçi 1071'de gelmemişler, çok daha önceden Ahlat civarına yerleşmişler ama resmi tarih 1071'de gelmiş diyor, gelmiş. O zaman Ermeni beyleriyle Kürt süvarileri Alparslan'ın yanına geçmişler. Diyogenes'in ordusu, Bizans ordusundaki Ermeniler ayrılıp Alparslan'ın yanına geçmişler. Güneyde Ahlat bölgesindeki Kürt süvarileri, kimi 3 bin der, kimi 20 bin der, önemli değil ama Kürt süvarileri gelmişler, Alparslan'ın ordusuna katılmışlar. Bakın, Türkler, Kürtler, Ermeniler birlikte Anadolu'yu almışlar. Evet. Ve birlikte Anadolu'yu bizim yapmışlar. Tabii. Şimdi, ve bizim yaptıkları Anadolu'da da kimler vardı? Herkes vardı. Hititliler de vardı, Mısırlılar da vardı, şunlar da vardı. Yani bizim tam kavramadığımız bir şey var. Geçenlerde sizin toplantınızda o Mısırlı önde gelen liderlerden bir tanesi, ya dedi, biz de Türkiye'ye çok yakınız. Bizim büyük bir firavunumuzun eşi daha sonra bir Türk'le evlendi dedi. Sizin toplantınızda. Dedim ki hayırdır inşallah. Kim? İşte Nefertiti dedi. Ya Nefertiti şeyin Akneton'un eşi, Tutankamon'un babası, milattan önce bilmem kaç binde yaşamış. Hazreti Musa çağından da önce yaşamış. Ya hayırdır inşallah, nasıl Türk yani? Türk evlenmiş oluyor o tarihte. Türk de dedim, ya Türk var mıydı o tarihte Anadolu'da filan dedi. Ve Türk dedi, işte o Türk prensi. Ha, Hititler mi? Evet, işte Türkler dedi bana. Bakınız, Anadolu'da yaşayan Hititlileri Türkler diye bellemişler. Tabii. Yani Türk etnisitesi değil burada söz konusu olan, biz. Hititliler de biz. Mısırlı adam öyle diyor. Mısırlı adam Nefertiti'nin sonra da evlendiği Hitit prensini bizden, yani Türklerden öyle okuyor adam tarihinde. Bir tek biz farkında değiliz çocuklar. Bizim bir büyüğümüzün bir lafı vardı. Kulaçınaz'ın çok saygı duyduğum Kamuran İnan Üstadımızın. Allah uzun ömürler versin. Derdi ki, Türkiye kendi ayak seslerini duymayan tek ülkedir. Türkiye'nin bu ayak seslerinin gücü bu kültüründen de geliyor. Kültüründe herkes var ve kaynaşmış. Tek bir kültüre sığamaz bu. Ne bileyim, musikimiz. Evet. Fars kökenli, Meragi gelmiş. Meragi, yani Abdülkadir Meragi, Meraga kasabası, Azerbaycan, İran. Gelmiş, ona dayalı olarak bir Türk musikisi çıkmış. Çok güzel olmuş tabii Osmanlı. Ondan sonra Bizans'tan gelmiş. Bu topraklardan gelmiş. Orta Asya'dan, orta her taraftan gelmiş. Türk musikisi dediğimiz o muhteşem mücevher bu şekilde çıkmış ortaya. Evet. Şimdi bunun içinde bir bakıyorsunuz. Ne bileyim, şimdi bir örnek vereceğim. Mesela dini musikimizin şaheserlerinden bir güftesini, şiirini Sultan 3. Murad'ın yazdığı bir çok ünlü bir ilahimiz vardır. Uyan ey gözlerim gafletten uyan diye başlar ve yine çok bilinen, çok çalınan muhteşem bir ilahidir. Peki nereden gelmiş bu ilahi bize? Ali Ufki bestelemiş diye biliniyor ve Ali Ufki'nin 17. yüzyılda yaşayan bir müzikolog bu. Osmanlı Sarayı'nda. Onun yazdığı
Mecmuayı sazı söz mü sözü saz mı Mecmuayı sazı söz diye bir nota dergisinden bugüne intikal etmiş 17. yüzyılda. Ya Ali Ufki yazmış diye biliniyor. Kim Ali Ufki? Ali Ufki 17 yaşına kadar Bobovius veya Bobovski adıyla Polonya'da yaşamış, Protestan kilisesinde yetişmiş bir Yahudi. Şimdi bakın, insan aklı karışıyor değil mi? Evet. Protestan mısın kardeşim sen? Yahudi misin sen? Osmanlı. Ama bu adamın bestelediği ilahi bizim dini musikimizin en muhteşem eseri oluyor. Bu adam Osmanlı Sarayı'na gelmiş. İktida etmiş, Müslüman olmuş. Eski kültürle yeni kültürü birleştirmiş. Ve bize bunları vermiş, bunları hediye etmiş. Daha ne yani bizim büyük şarkılarımızın çoğunun sayesinde bize intikal etmiştir. Itriye'nin bazı eserleri dahil. Şimdi biz nasıl inkar ederiz bu çok renkleri? Biz bu çok renkleri inkar ettiğimiz anda kendi bir kolumuzu bacağımızı kesmiş oluyoruz. Ve mesela camilerimiz gidiyor elden. Çünkü koskoca Mimar Sinan Türk değildir. Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnaz köyünden büyük ihtimalle Ermeni, az ihtimalle Rum bir ailenin çocuğudur. Bunun da çok açık bir delili var. Yeniçeriydi. Yeniçeriler Türklerden ve Yahudilerden seçilmezdi kardeşim. Müslümanlardan seçilmezdi. Sonra Müslüman edilirdi. Şimdi dini tabii ki Müslüman olmuştur, ihtida etmiştir. Ama etnisitesi değişir mi bir insanın? Ama Avrupa onu Türk olarak tanır. Tabii çünkü Türk. Çünkü biz hepimiz Türk'üz. Biz hepimiz Türk'üz. Yani biz bunu kabul etmek zorundayız. Yani kafatasından bilmem neden değil. Hepimiz Türk'üz, Türkiye'liyiz. Artık ne dersiniz deyince biz diyelim buna. Bazıları alınıyor. Onlara da saygı duyuyorum. Yani böyle ille de ben Türk ırkındanım filan anlamın çıkmasın diye. Kardeşim ne derseniz diyelim. İftihar edeceğimiz bir şey bu. Aha işte şu al bayrağın altında toplanan biziz. Bizleriz. Evet. Bu vatanın vatandaşları ve şu al bayrağın insanlarıyız biz. Ben kendimize Türk diyorum. Başkası Türkiye'li diyor. Başkası ıspanak desin bana ne ya ne derse desin. Biziz işte bu. Bu soyut biz bilincine erişebildiğimiz zaman inanın Orta Doğu'da biz olacak. Orta Doğu'daki kavgayı, gürültüyü biz çok iyi anlarız ve bizim dışişleri onu gayet iyi analiz etti, biliyor. Çünkü dışişleri de aynı bizim kültürümüzden gelme insanlar. Ve hele şimdiki Dışişleri Bakanımız. O kadar kolay halledilecek iş ki Orta Doğu ihtilafı. Ya bunlar zaten aynı toprakta, aynı bayrağın altında yüzyıllarca yaşadığımız insanlardı ya. Bizim vatandaşlarımız. Onları biz anlamayacağız da kim anlayacak? Elbette. Yahudisini de, Müslümanını da, Arabını da, Hintlisini de, bilmem neyse de biz bunları çözeriz. İçimizdeki yapay nefret duygularını yalnız, yapay düşmanlıkları kaldırmamız lazım. Bu zannediyorum, bu konuda Şevket Süreyya Aydemir'in çok Suyu Arayan Adam diye bir kitabı var. Onda bizim bir çok ağır bir kompleksimizi çok güzel izah eder. 600 senelik koskoca imparatorluk, tabi zaman zaman dalları koptu, dalları kopa kopa azaldı ama... Sonunda imparatorluğun bittiğini halk, buradaki halk, İstanbul'daki ve Anadolu'daki halk Balkan Savaşı ile anladı. 6 senedir galiba Balkan Savaşı. 6 senedir hurra bütün oradaki Türklüğü, Osmanlı, Müslümanlığı silmek için müthiş bir savaş yapıldı. Ve 6 senede Osmanlı zaten bir Balkan devletiydi esas olarak. Yani Rumeli devletiydi. Topraklarının yarısından fazlası büyük süre Rumeli'de olmuştur. Ve dikkat ederseniz Osmanlı'nın bölüşülmesi konuşulurken Rus çarı Asya'nın hasta adamı demiştir. Pardon, Asya'nın hasta adamı dememiştir Osmanlı için. Avrupa'nın hasta adamı demiştir. Çünkü Osmanlı bir Avrupa İmparatorluğu'ydu. Toprakların çoğu da oradaydı. Üçüncü Roma İmparatorluğu. Ne kadar doğru söylediniz. Evet, Üçüncü Roma İmparatorluğu'ydu. Biz yani ne kadar derin bir tarih bu. Ne kadar derin bir kültür. Bunlardan vazgeçmek, bir insan intihar etmek ya. Yani biz kültürel olarak, tarih olarak intihar etmişiz. Şimdi intihardan uyanmaya çalışıyoruz yani. Hayır biz ölmedik ya, intihar ettik ama tamam ettik diye canlanmaya çalışıyoruz. Üçüncü dediğim ne kadar doğru? Üçüncü Roma İmparatorluğuyuz.
Şimdi biz ve barış içinde yaşatmışız. Neyle? Bu sevgiyle, anlayarak. Anlayarak, şefkat göstererek, istimal etle, gönül kazanarak. Çünkü gönlümüz geniş bizim. Bizim güzel dinimizin güzel ahlakından kaynaklanmış. Tamamen Altuğ Bey, tamamen. Yani bakın şu gönül kelimesini, yani yabancı dil bilen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz bir araştırsınlar. Başka hangi yabancı dilde gönül kelimesi var? Bir tek bizim dilimizde var. Belki Farsi'de, Arapça'da filan, yani Doğu kültüründe olabilir. Batı dillerinde gönül kelimesi yok. Kalp var. Efendim ciğer var, böbrek var, sinir var. Gönül yok yahu. Yani şimdi bakın şu lafı İngilizce'ye çeviremezsiniz. Beni dinle ey hoca. Gerekse bin var hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Yunus Emre. Şimdi hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bunu bir yabancı dile tercüme edemezsiniz. Gönül çünkü. Bizde bu var. Bu dediğiniz gibi bize dinimizden gelen bir yücelik. Böyle insanlara insan gözüyle bakmak. Yani yaradılanı sevdim yaradandan ötürü lafını Yunus Emre Müslüman olduğu için söyledi. Çünkü o dinde öyle kardeşim, yaradılanı seviyorsun. Çünkü Allah, sizin çok güzel deyiminizle Altuğ Bey demin söylediğiniz arada. Estağfurullah. Allah yaratılmış olan şeylerde tecelli ediyor. Dolayısıyla yani her şey güzel kardeşim. Başka bir şey yok. Her şey güzel. İnsan da güzel, hayvan da güzel, çiçek de güzel, böcek. Çünkü hepsinde Allah tecelli ediyor. Allah yaratmış. Çok iyi. Bu bizim dinimizde var. Peki kardeşim, madem senin dininde böyle bir yücelik var, niye sen aynı yüceliği göstermiyorsun? Ben onun yerine size bir şey hatırlatayım tabii. Yani şimdi biz bunları bu düzeyde konuşabildiğimize göre inşallah bu bir örnek teşkil edecek. Biz bunu ülke çapında ele alırsak Türkiye bu anlamda Orta Doğu'ya demokrasi ve insan haklarında gelişmeye ihtiyaç duyan ve birliğe ihtiyaç duyan, çünkü coğrafyasında yaşanan zulümler ve şu andaki gerçekler malum, oraya örnek teşkil edecek. Yani biz Allah sevgisinden gelen bu sevgimizi ve dinimizin o yüce şanlı güzel ahlakını yaşayarak, örnek olarak, ülke olarak da gösterirsek ve bu birlik, beraberliğe, işbirliğine ön ayak olursak dünya güzel bir hale gelecek inşallah. Evet, çok. Yalnız burada bir şey söyleyebilir miyim? Ahlak kelimesi çok önemli ve geniş bir kelime. Ey benim sevgili halkım, sevgili vatandaşlarım, sevgili Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları. Ahlak insan bedeninden ibaret değildir. Allah rızası için ahlak ne demek? Efendim, kadına kıza bakmayan veya erkeğe bak. Değil kardeşim. Ahlak başka insanlara iyi gözle bak. Allah, ahlak düşmanlık taşımamak. Allah, ahlak kötü niyet taşımamak. Öyle değil mi? Yani ahlak kötü niyet taşımamak ya. Kimseyi çekiştirmemek. Kimse hakkında kötü düşünmemek. Yani biz ahlakı çok daraltmışız. Küçücük bir fizik şeye indirmişiz. Değil, ahlak gönül. Biz bu dinimizin bize verdiği yüce gönlü, gönül rahatlığıyla ortaya çıkabilirsek, kendimize güvenerek. Bir şey söyleyeyim, bu noktada aklıma geldi. Demin biz de kendimize güven eksik. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla müthiş bir komplekse girmişiz. 600 senelik kocaman bir dev çınarı yıkan bu adamlar demek ki çok mühim adamlar diye batıdan korkmuşuz. Hem onlara bir hayranlık duymuşuz. Vay canına ya, bunlar demek ki, bunlarda bir şey var demişiz. Onları yanlış adapte etmeye kalkmışız. Yani adapte etmemiz yanlış değil. Yanlış şekilde adapte etmeye kalkmışız. Hem de korkmuşuz, komplekse girmişiz. Özgüvenimizi kaybetmişiz. Ve meşhur bir laftır, biz adam olmayız. Çıldırıyorum ya, ne demek ya, biz adamız kardeşim. Başkalarına adam öğretecek, adamlık öğretecek kadar adamız. Tabii. Ne demek biz adam olmayız? Efendim falan yazar demiş ki işte bu milletin %60'ı aptal. Ha abi, ya böyle çirkin laflar olur mu?
Size ne olur bunu bir böyle kaba milliyetçilik olarak filan yorumlamayın. Dünyanın çeşitli yerlerinde, uluslararası kuruluşlarda filan görev yapmak nasip oldu. Yani birçok yeri, insanı, ülkeyi filan görmek nasip oldu. O deneyimle, o tecrübeyle söylüyorum. Bizim herhangi bir insanımız, şu Türkiye topraklarında, şu Kürt, Türk, Laz, Gürcü, Ermeni farkı herhangi bir insan, eşit eğitimli olmak şartıyla Batı'nın o meslekteki adamından 8 gömlek daha üstündür. Üstündeyse gelin dişimi kırmayın. Evelallah. Maşallah. Çok güzel. Neden ama? Bu kültürden ötürü. Doğru. Homeros'tan ötürü. Yunus Emre'den ötürü. Hacı Bektaş'tan ötürü. Dinimizden ötürü. Doğru. Ne bileyim. Yani bu ülkeyi, gerçi Yavuz Sultan Selim'den sonra diyelim ki 500 sene, yarım bin yıl halife-i Müslümin yönetmişse, bu dinin çocuklarının burada bir birikimi vardır kardeşim. Biz bu birikimle, bu birikimde gönüldür işte, yüceliktir. Ah ne olur ki kendimize güvenimiz geri gelse. İnşallah. İnşallah. Biz deminki sorunuza benim cevabım, bizim bunu yapabilmemiz için ilk şart şöyle bir kendimize güvenip rahatlamak. Oh be ben adam, ben büyüğüm, herkese ezerim değil, yanlış anlaşılmasın, öyle bir kibir değil. Ben herkesin abisiyim değil. Bunu kastetmiyorum. Hadimiyim. Hadimiyim, evet, herkesin hadimiyim. Yani veli diye bir kavram var bizim dinimizde. Hadim diye çok çok güzel kavramlar var. Yani tam bilmiyorum, yanılıyorsam. Doğru. Lütfen bağışlasınlar beni ama yani o şekilde kendi üstün kültürümüzden ötürü biz başkalarına gönlümüzü açmalıyız. Onların hakimi olduğumuzdan değil, hadimi olarak. Evet. Şimdi sizin de böyle bir uzman olduğunuz, vakıf olduğunuz bir konudan bahsedelim. Osmanlı'daki Musevilerden uygun evet. görürseniz. Her zaman Osmanlı, Musevileri hiçbir devlette olmayan bir koruyuculuk, kollayıcılıkla sahip çıktı. Tarihte hiç olmamış evet. bir şekilde. Ve huzur, barış içinde yaşadı. Osmanlı'nın bu özelliği hem Türkiye'de hem de Türkiye'yi kendisine örnek alan diğer ülkelerde güzel, olumlu, faydalı örnekler meydana getirecek, getirmesi gerekiyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne belirtmek istersiniz? Şimdi efendim, Osmanlı gayrimüslimlerin tamamını kucaklayan, hepsine şemsiye açan bir yüce gönül idi. Tabii bu arada Yahudiler veya Museviler de aynı derecede Osmanlı tarafından kucaklanmıştır. Yani 2. Bayezid zamanında o İspanya'daki Engizisyon'dan kaçan ve sonra yani Türkiye Yahudileri olarak gelen Seferat Yahudilerinden önce Yahudiler vardı. Bir şeyde vardı, Bursa'da vardı, Edirne'de vardı, şey burada İstanbul'da vardı. Osmanlı'da yaşıyorlardı. Bakın üç tane şehir, üçü de Osmanlı'nın başkenti. Yani başkentinde Yahudi cemaati yaşayan bir İslam devletinden bahsediyoruz. Ve bunlarda çok yakındılar, yararlanırdılar. Mesela çok ünlü bir Yahudi vardır bizim tarihimizde, Yosef Nassi diye. İkinci Selim'in çok yakınıydı. İkinci Selim'in eşi de Nurbanu Sultan Yahudiydi. Dolayısıyla oğlu 3. Murat Yahudilikte, biliyorsunuz Yahudilik anneden geçer. Yahudilik geleneğine göre. Şimdi Yahudi bir annenin oğlu olan 3. Murat Yahudi denilebilir. Kimse de buna itiraz edemez. Demek ki Yahudi bir Müslüman olabiliyor. Yani İslamiyet değiştirmiştir, tamam doğru, ama Yahudi bir anneden doğmak Müslüman ve halife-i Müslümin olmaya engel değil. Çünkü bizim dinimiz böyle ya. Bizim dinimiz hepsini kucaklıyor ya. Bizim dinimiz Hazreti Musa'yı peygamber kabul etmiyor mu? Hazreti İsa'yı peygamber kabul etmiyor mu? Şimdi bütün bunları bilerek bakmamız lazım. Osmanlı bunları biliyordu. Osmanlı bildiği için Yosef Nassi'den, mesela bakın Yosef Nassi'nin faydalarını söyleyeyim size. Osmanlı maliyesini hizaya sokan, Osmanlılar maliyede vergide çok başarılıydılar. Onu büyük ölçüde iyileştiren, geliştiren ekibi kurmuştur. Evet. Yani bütçeler, şunlar buna maliye ve Osmanlı o maliye sayesinde devasa büyümüştür. Ve asıl önemli olanı, Osmanlı'ya Kıbrıs'ı aldırmıştır 2. Selim. Yosef Nassi'nin stratejik, işte padişahın burası çok stratejik alalım demesiyle Yahudi Yosef Nassi
Osmanlı'nın, İslam'ın büyük stratejisi. Yani neden strateji? Kudüs'e yakın. O tarihte petrol yok. Hindistan yolu yok. Süveyş yok. Kudüs var. Kutsal topraklar var. Sultanım burası kutsal topraklara yakın diye Kıbrıs'ı aldırmıştır. Kıbrıs adası 2. Selim zamanında Yasef Nasi sayesinde Osmanlı'nın olmuştur. Şimdi bu bir şey. Yani tarihimizde ama bunlardan bahsedilmez bizim tarihlerde. Evet. Bakın tarihlerde bahsedilmeye çok eğlenceli bir şey daha var. Şimdi her devletin resmi tarihi var. Ve her devlet özgürleşmek için önce kendi resmi tarihini yakmalı. Ve ondan sonra özgür tarihleri getirmeli. Bizde de Osmanlı'da da vardır resmi tarihler. Mesela Osmanlı ailesinin Oğuz'un Kayı boyundan olduğu Yıldırım Bayezid zamanında bir resmi tarihçi tarafından icat edilmiştir. Yoktur öyle bir şey. Osman zamanında yok, Osman Bey zamanında yok, Orhan Bey zamanında yok, Sultan Murat zamanında yok. Aradan 100 yıl geçmiş, Yıldırım Bayezid zamanında keşfetmişler. Kayı boyu çok mühim boy. Asil boy. Padişahım sen olsan Kayı boyundan. Ondan sonra biz hepimiz öyle okuduk. Bugün bile tarihlerde öyle okuduk. Osmanlı'da resmi tarihi vardı ve yalandı. Cumhuriyet'in de resmi tarihi var ve yalan. Milliyetçilerin de resmi tarihi var ve yalan. Ateistlerin de resmi tarihi var ve yalan. Bunların dışında gerçek tarihe bakmak lazım. Bu arada mesela bir Hazarlar var. Hazarya. Milattan sonra 9 ve 10. yüzyılda Hazar Devleti, Karadeniz'in kuzeyinde bugünkü Kafkasya'nın daha doğusunda, Kafkasya ile Hazar Denizi arasında kalan bölgede kurulan bir Türk Devleti. Bizim 16 Türk Devletimizden bir tane, 16 yıldız vardır ya bizim Cumhurbaşkanlığı bayrağında. Onlardan bir tanesi de Hazarya Devleti. Türk adamlar. Türkçe konuşuyorlar. Türk de işte, yani Türk nasıl olunursa onlar da öyle Türk. Ama dinleri Yahudi. Efendim onlar sadece resmi dinleri Yahudi. Hayır efendim, sinagogları var. Yahudi üniversiteleri var. Dünyanın dört bir yanından Yahudiler oraya gelip dini eğitim görüyor. Hahamları var, bilmemleri var, hepsi var. Yani yalnız onlar İsrailoğlu Yahudisi değil. Yani İsrailoğulların Yahudiliği başka. Ama Yahuda dinini kabul etmiş olan şeyler. Veya Musevi demek lazım. Yahudi ne demek lazım? İşte onlar. Bakın bunlardan bizim tarihlerimizde belki bir satırla ya bahsedilir ya bahsedilmez. Yoktur. İsrail'e gittim araştırmak için. İsrail bu Hazar adını duyduğu zaman çıldırıyor. İsrail resmi tarihinde de Hazar yok. Çünkü onlar da efendim Yahudilik sadece İsrailoğlu'yla mümkündür. Başka kimse Yahudi olamaz diye kendilerine bir milliyetçilik gazı basıyorlar. Onların resmi tarihi de örtmüş bunu. İsrail'de de geçmez bu. Peki neden bilinmiyor, arkeolojisi yapılmamış? Çünkü uzun süre orası Sovyetler Birliği'nde. Sovyetler Birliği ya durup dururken şimdi başıma bir Türk'tü, Yahudi'ydi bir şey çıkmasın, yeni bir dert icat etmeyeyim diye yasaklamış oradaki arkeolojik kazıları. Oralar hiç kazılmamış. Ta ki 19. yüzyılda Arthur Koestler diye bir Macar Yahudisi, bir yazar araştırmış, merak etmiş. Bir aydın adam 13. Kabile diye bir kitap yazdı. 13th Tribe diye bir kitap yazdı. O 13 Yahudilerin 13 kabilesi vardır. 12'si şimdi isimleri, 13. kabile kayıptır. Yahudi geleneksel tarihine göre, Yahudi mitolojisine göre. 13. kabilede Hazar'daki Türkler dedi. Hazarya dedi. Türk kelimesi kullanmadı. Dünya Hazarya'da bir Yahudi devlet olduğunu o zaman anladı. Sonra da bakıldı ki o devlet Türk kardeşim. O insanlar. Şimdi bakın. Ne oldu bu insanlar? Bir kısmı orada yaşıyor, bir kısmı burada yaşıyor. Pek çok Türkiye Yahudilerinin bir kısmı onlardandır. Yani sonu genellikle Viç ekiyle bitenler filan. Genellikle o Hazar Yahudilerinden buraya gelenlerdir. Kimisi şey, Yahudi kalmıştır, kimisi Türkleşmiştir falan. Ama vardır bunlar bizim şeyimizde. Karayim Yahudileri vardır. Bugün İstanbul'un Karaköy var ya, hepimizin her gün gittiği Karaköy. Onlardan Karayim, Karayimler köyüydü. Orada otururlardı. Karaköy Karayimlerden gelmedir. Yahudilerle Türkler. Sonra Ali Ufki Bey'den bahsettim. Muskimizi bak. Sonra bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün bizim Beykoz Sırtlan'da Yuşa Tepemiz vardır. Evet. Hazreti Yuşa bizim peygamberlerimizden birisidir. Hazreti Yuşa'ya gidilir. O tepeye gidilir. Dilekler adası. Yani son derece önemli bir ziyaretgahtır Hazreti Yuşa. Kim Hazreti Yuşa? Hazreti Yuşa İncil'deki, Tevrat'taki Joshua veya Yeşu. Hazreti Musa öldükten sonra kavmini bugünkü topraklara getiren komutan. Hazreti Musa'nın yeğeni.
muhtemelen itibari bir kabirdir. Gerçekten orada mı yatıyor bilmiyoruz. Allah rahmet eylesin neredeyse ama. Aynı isme biz bugün gidip dini hürmetlerimizi veriyoruz. Yahudilerin bir şeyine, padişahına diyelim, kralına. Şimdi burada Türkiye'de Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet'ten önce İttihat Terakki ile beraber diyelim, Cumhuriyet'te demeyelim, gayrimüslimlik hakaret anlamına kullanılmaya başladı. Ermeni, Yahudi, Rum, ya bunlar bizim toplumumuzun kolu, parmağı, ayağı, burnu, bacağı, bizim organlarımız, bizim özelliklerimizdi bunlar. İttihat ve Terakki'nin o Osmanlı tarihinin çok acı bir dönemi, ayakların baş olduğu bir dönem. Yetersiz bir yığın, çapsız insan gelmiş çarçurt ediyor. Bunu o tarihte de maalesef şey var, Almanların başkomutanı mı neydi, çok büyüklerinden, Türkiye'de Türk ordusunu savaşa girmeden önce toparlamak için Almanlar geliyorlar. Onlar komutanlık. Onların başında Liman von Sanders diye bir adam var. Mareşal. En büyük Prusyalı bir adam. Onun hatıralarında aynen bu ayaklar baş oldu lafını okudu. Tercümesinde Almanca nasıl yazmış bilmiyorum ama tercümesinde Enver Paşa'nın Abdülhamid'den sonra bir toplantıya gelişini anlatıyor. Ve nasıl eleştiriyor biliyor musunuz? Yani böyle bir devletle mi bir savaşa gireceğiz? Böyle bir şeyle mi gireceğiz? Yani Sultan Abdülhamit'ten sonra Enver Paşa kasına kasına giriyor. Yani o büyük Enver Paşa ya. Ya bu sıradan adamlar koskoca padişahlarına bunu yapıyorlar. Bu devletle biz mahvoluruz ya da hatıralarında. Şimdi ayakların baş olması bu demek. Yani Enver Paşa, o zaman başkomutan şu bu. Kim Enver Paşa? Yarbay iken alel acele daha süresi dolmadan albaylığa terfi ediyor. Bir ay albay kalıyor, ondan sonra paşa oluyor. Kendi kendine yapıyor. Kendisi ihtilal yapmış geçmiş devletin başına. Yarbay. Ya ertesi gün ben albayım diyor. Bir hafta sonra paşa oldum diyor. O yükseldim en büyük komutan oldum diyor. Kendi kendisine. Ve bütün diğer komutanları atıyor. Ondan sonra padişahları da yok ediyor. Şimdi böyle bir dönem yaşamış Türkiye. Ve böyle bir dönemi de tarihlerimiz hala bilmezler. Yani ya yazın şunları kardeşim. Yani bu cumhuriyete karşı olmak değil ki. Yazın şunları da insanlar anlasınlar. Bugünkü gayrimüslim düşmanlığının nereden geldiğini. Onlardan geliyor. O çapsız çupsuz adamlardan geliyor. Ermenilere hakaret gözüyle bakmışlar. Dünya kadar zulüm etmişler. Yahudi diye öbürlerini küçümsemişler. Rum demişler bilmem ne yapmışlar. Ondan sonra da devam etmiş. Ve bir de bunun üzerine bizim o savaşları Osmanlı'ya ve büyük savaşı kaybetmekten doğan kompleks çökmüş mü kardeşim? Kendimizi habire dayak yiyen durumunda biri gibi görmüşüz. Aşağılık kompleksi çekmişiz resmen ve kendimize güvenimiz kaybolmuş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra madem oraya geldiniz... Şimdi sınırlar cetvelle çizilmiş. Yani adeta. Özellikle güneyde. Evet, güneyde özellikle. Ve oradaki Müslüman halkların başına farklı yapıda insanlar gelmiş. Onlar şu anda çok devriliyor. Çok kibar söylediniz. Şimdi onların uzantıları olan diktatör rejimler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu arada siz dışişlerimizi de övdünüz. Onların bir çalışması olarak 60 üzerinde ülkeden vize kalktı şu anda. Gürcistan'da pasaport kalktı. Evet. Bu çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Hakikaten Türkiye'nin bu açılımla yaptığı bölgede işbirliğinin artması, birliğin, beraberliğin artması, dolayısıyla savaşların, zulümlerin, geri kalmışlığın, yobazlığın, her türlü şeyin, olumsuzluğun ortadan kalkması için Türkiye'nin ön ayak olması ve bir birlik ortamının sağlanması. Bir bayram sebebi gibi görüyorum bunları. Yani dışişlerimiz aslında İsmail Cem'le de başladı bu. Yani Davutoğlu'nun hakkını yememek lazım. Son derece değerli. Teorik çalışmalar İsmail Cem'le başladı. Ama pratiğe geçiremedi. Çünkü dışişlerinin o eskiden kalma bir monşer taş duvarı vardı. Onları aşamadı açıkçası. Yani ben o tarihlerde yanındaydım. İsmail Bey'in bir gayet iyi biliyorum. Sonra Allah razı olsun Davutoğlu Hoca, hem hocalıktan gelen birikim, hem o hazırlanmış olan teorik birikim,
hem kendisinin dünyaya stratejik bakışı ve tarihi ve coğrafyayı kullanma kabiliyetiyle. Tarihi biliyor, coğrafyayı biliyor. Yani bunu kullanma kabiliyetiyle işte ezeli düşman sandığımız Sırp'ı dahi dost ettik kendinize tarihteki küçücük bir kartı kullanarak. Hı hı. Aynı şey mesela Gürcistan. Ya Türkiye'de bu kadar Gürcü varken Gürcistan'la biz neden dost değildi şimdiye kadar bu kadar? Aynı yine büyük saygıyla anmak istiyorum Davutoğlu'nu. Büyük cesaretle risk aldı gitti Ermenistan'la normalleştirecek Zürih anlaşmalarını imzaladı. Hı hı. Ama maalesef Türkiye'de çok kaba bir milliyetçilik duvarına tosladı. Onu aşamadı ama günün birinde aşacaktır eminim. Ermenistan'la biz niye düşman olacağız ya aklım almıyor. Ya her gün Süleymaniye Camii'nde namaz kılıyoruz. Ermeni asıllı, Ermeni mimar, Ermeni Müslüman Mimar Sinan'ın yaptığı camide namaz kılıyorsun. Ondan sonra Ermenistan'a düşmansın. Böyle şey olur mu? Böyle bir şey düşünülemez. İşte tarihe bu perspektifle baktığı için gerçekten bir dostluk ortamı doğurdu her tarafta. Bu dostluğa tahammül edemeyen şimdi düşmanlık ediyor. Suriye Esad'dan bahsediyorum. Esad'la bizim düşmanlığımız yok. Esad bizim dostluğumuza tahammül edemediği için. Çünkü bizim dostluğumuz oradaki insanlara bir çekim alanı gibi geldi. Türkiye'ye bakmaya başladılar. Türkiye'ye bakmaya başlayınca halkın müthiş bir saygısı vardır eski Osmanlı mülkünde. Hatta Osmanlı mülkü olmayan yerlerde bile. Bakmayın bu resmi laflarda yani devlet büyüklerinin hamumşarlık yapılarına. Halkın sıradan bir halkın evine gidin. Libya'da gidin, Mısır'da gidin, Ürdün'de gidin, Suriye'de nerede isterseniz. Ben Türkiye'den geldim deyin. Sizi yere göğe koyamazlar. Bu kadar saygı duyarlar. Yani dünya kadar olay yaşadı. Bunlar için anlatmak istemiyorum. Aynı şey Ermenistan'da. Ermenistan'da. Sabah toplantıda Ermeni resmileriyle çekişirdik, gidişirdik, kakışırdık filan. Akşam adam artık otelde gelirdi, özür dilerdi. Kusura bakma ben o resmi tezi şey yaptım. Yoksa nasıl, ne olur affet beni diye. Ermenistan bilmem ne bakanı gelir bunu söylerdi kardeşim. Yani aynı şey Yunanistan'da öyle dedi. Bunlar halk bize Osmanlı ve Türkiye olarak son derece sıcak bakar. Müslüman da Hristiyan da. Bizim bu sıcaklık kozunu kullanmamız Davutoğlu sayesinde gerçekleşti. Ha buna tahammül edemeyenler var çünkü Türkiye'ye bakıyor Suriye halkı. Türkiye'de bu bizim beğenmediğimiz hürriyetler var ya. O hürriyetlerin binde birini istiyor Suriye halkı. O şimdi Suriye nasıl bir Suriye'ydi bir an düşünelim. Kuzeyde yaşayan Kürtlerin kimliği yoktu arkadaşlarım. Kim yani bırak öyle insanlar yoktu Suriye kayıtlarında. Hani kimlik verip kötülük ediyor değildi şeydeki gibi, Irak'taki gibi önce kimlik verip sonra öldürüyor filan değildi Saddam'ın yaptığı gibi. Kimlik yoktu, o insanlar yoktu. Yani böyle bir ülkeydi Suriye. Şimdi Türkiye'de en şikayet edilen haller bile Suriye için bir çekim alanıdır. Suriye ister mi şimdi bizim onunla böyle dost olmamız? Ondan korktu zaten. İlk zamanlardaki dostluklar çok iyiydi. Başbakanımızla Esad arasında geliyorlar, gidiyorlar. Sonra Esad'la başbakanımız arasındaki bu dostluk Suriye halkının Türkiye'ye bakmasına, Türkiye'ye dönmesine sebep oldu. Adamın ödü patladı ya. Eyvah ben neden? Çünkü dediğiniz gibi cetvel silinmiş. Sykes-Picot anlaşması birinci harpten sonra. Ondan önce de o şeyler, yani neyse o tarihteki dedikodular onları boşverdi. O zaman bize daha çok sorumluluk düşüyor. Türkiye bu güzellikleri, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, birliği, beraberliği, işbirliğini tesiste önce olup inşallah bölgesinde de dünyada da güzellikleri yaşatmaya vesile olacak. Tamamen doğru. Yani dünyanın özlediği barışı biz sağlayabiliriz. Bu sevgiyle. Ve bu sevgi bizim içimizde var, genlerimizde var, dinimizde var. Yani biz neysek işte bizi yapan temel unsur bu. Evet. Ne olur bu sevgimizi gösterelim. Ve bu sevgiyi böyle hani romantik bir laf olarak falan almasın kimse. Gerçekten insanları sevmek lazım ya. Yani şu nefreti bilmem neyi, haseti falan atalım içimizden. Ve daha da mutlu olurlar biliyor musun? Yani o insanları mutsuz eden o nefret duygusu, sevgisizlik. İnşallah Allah'ın yardımıyla yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza teşrif ettiniz, lütfettiniz. Estağfurullah ne demek. Çok istifade ettik. Evet. Allah razı olsun.
Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vallahi ben politikacıyım. Brüt konuşmuş olabilirim. Brütleri bir siz atın, netini alın, gerisi doğrudur. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Birlik Zamanı programımızın yeni bir bölümünde tekrar beraberim olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.